Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu genç havalimanında bir kadınla karşılaştı. Birbirinin telefon numarasını alan ikili görüşmeye başladı. İlerleyen zamanlarda birbirini sevdiğine kanaat getiren çift evlenmeye karar verdi. Tam bir ay boyunca eşiyle kalan adam çalışmak için ondan ayrı kalmak zorunda kaldı. Kadın bu süre zarfında evinde yalnız kaldı. Bir gün eşi henüz çalıştığı yerdeyken onu aramış, ilk aydan hamile olduğunu söylemişti. Adam çok sevinmiş, Allah'a şükretmişti. 9 ay sonra kadın ilk çocuğunu kucağına almıştı. Ancak adam hala evine dönememişti. Bu şekilde 3 sene geçmiş, kadın çocuğuyla tek başına ilgilenmişti. Daha sonra adam evine nihayet dönmüş ve çocuğunu ilk kez görmüştü. Mutluluktan gözyaşları dökerek çocuğunu kucağına almış, karısına "Bu kadar süredir yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Ancak bundan sonra bir daha gitmeyeceğim. Burada bir iş buldum," dedi. Karısı buna çok sevindi. Bir süre sonra adam karısına "Çocuğumuzu arkadaşlık edecek bir evladımız daha olsun istiyorum," dedi. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen hamilelik meydana gelmedi. Adam, "Uzun zamandır deniyoruz. Bence artık bir doktora görünmenin vakti geldi," dedi. Sonra karısıyla doktora giden adam bazı tahlil ve tetkiklerden geçti. Sonuçları çıktığında doktor tarafından yeniden hastaneye davet edildiler. Doktor, raporları eline aldığında şok edici bir şey yaşandı. Tahlil ve raporlara göre adam çocuk yapamazdı ve bu durum doğuştandı. Doktorun dediklerine inanamayan adam büyük bir şok yaşamıştı. Bunun üzerine başka bir hastaneye gitmiş, buradan da aynı sonucu alınca karısına hiçbir şey demeden hayatına devam etme kararı almıştı. Bir süre böyle devam edecek, karısının kendisini kiminle aldattığını öğrenmeye çalışacaktı. Karısını takibe alan adam, onun bir gün evden çıktığını görünce peşine takıldı. Bir eve gittiğini görünce kendisini aldattığına kani oldu. Polis çağıran adam, evin kapısını kırdırıp içeri daldıklarında o rezil manzarayla karşılaştılar. Foyası ortaya çıkan kadın, emektar kocası tarafından çok geçmeden boşandı. Zavallı adam, yaşadığı yıkımın üzerine bir de çocuk bildiği Sabi'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Kendi çocuğu olmayınca ondan soğumuş olsa da bir daha çocuk sahibi olamayacağını bilmek ona acı veriyordu. Bir insanın duygularıyla oynamak bu kadar basit olmamalı. Elbette insanın sevmesi, sevilmesi güzel bir şeydir. Ancak sevgi, doğru ve erdemli temeller üzerinde inşa edilmezse, dere kenarına kurulan bir eve benzer. Meydana gelecek bir taşkın ya da deprem, her şeyi yerle bir eder. Evli insanların da sevgiye ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu sevgiyi zaman zaman eşlerinden bulamayabilirler. Ancak her şeye rağmen insanın eşine karşı saygılı olması, hep uzlaşmacı yaklaşması, sorunların çözümüne imkan görülmüyorsa da konuşarak bu işin sona erdirilmesi gerekir. Eşler daima sorumlu davranmalı, asla birbirinin haklarını yok sayacak, onları utandıracak bir davranış sergilememelidirler. Evli bir kadın, kendisine kocası tarafından yapılmasını istemediği bir muameleyi ne olursa olsun hiçbir kimseye yapmamalıdır. Ne yazık ki pek çok kişinin aradığı sevgiyi eşinde bulamadığını görünce gidip başka kişilere ve şeylere meylettiği görülmekte, bundan dolayı yuvasını korkunç bir şekilde dağıttığına şahit olunmaktadır. Oysa eğer bu yuvanın devam etmeyeceği anlaşılmışsa niçin böyle bir yol tercih edilir? İnsanların birbirine olan saygısı niçin böylesine yok olur? Bu soruların net olmasa da bilinen bir şey vardır ki ahlaklı olmak toplumun her kademesine lazım bir şeydir. Yanıltmak, hile ve oyuna getirmek, kandırmak, ihfal etmek, dolandırmak, sözünde durmamak. Kur'an-ı Kerim'de aldatma, münafıklara yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri, Allah'a inanmadıkları halde inandık diyerek başkalarını kandırmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah mutlaka onların hile ve aldatmalarını boşa çıkarır. İnsanlarla olan ilişkilerde de dürüst olmak gerekir. Başta alışveriş olmak üzere her konuda başkalarını aldatmak ahlaksızlıktır. Dünyada insanları aldatmak mümkün olsa bile Cenab-ı Hak her şeyi kuşatan ilmiyle yapılanları bilecek ve ahirette bunun hesabını hilekar yalancılardan soracaktır. Bunun için asıl aldananlar geleceklerini düşünmeden başkalarını aldatmaya çalışanlardır. Aldatmanın doğru söylememenin nifak alameti olduğu unutulmamalıdır.
Cenab-ı Hak Resulullah'ı ve diğer Müslümanları aldatmaya çalışan münafıkların durumunu şöyle açıklıyor. Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği zaman kendi aralarında biz akılsız cahillerin iman ettiği gibi iman eder miyiz derler. Doğrusu akılsızlar, sefihler onlardır ve lakin bilmezler. Bir de müminlerle karşılaştıkları zaman biz de sizin gibi iman ettik derler. Halbuki şeytanlarıyla, kendilerini aldatan dostlarıyla yalnız başına kaldıkları zaman biz dinde sizinle beraberiz, biz ancak müminlerle alay ederiz derler. Allah münafıkları ettikleri istihzanın cezasıyla cezalandırır ve azgınlıkları içinde başıboş dolaşmalarına mühlet verir. Yukarıdaki ayetlerde aldatmanın münafıkların alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Allah-u Teala başka bir ayette de şöyle buyuruyor. Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa o onları aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Şu halde Müslümanın böyle bir nifak alametini üzerinde taşımaması için kesinlikle hilekarlığı ve başkalarını aldatmaya yeltenmemesi, böyle bir düşünceyi içinde taşımaması gerekir. Unutulmamalıdır ki Cenab-ı Hakk'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun bilmediği şey yoktur. Öyleyse başkalarını aldatmaya çalışmakla gerçekte kendimizi aldatmış oluruz. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Seni aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni ve inananları yardımlarıyla destekleyen, kalplerini uzlaştıran O'dur. Cenab-ı Hak bir yandan hilekarların hilelerini ortaya çıkararak onları dünya ve ahirette rezil ve rüsva ederken öte yandan aldatılmak istenen müminlerin yardımcılığını üstlenmektedir. Bütün bunlar düşünülerek insanlarla olan her türlü münasebette dürüst olmak, doğruluktan ayrılmamak, yalana, hileye başvurmamak, kısaca hiç kimseyi hiçbir konuda aldatmamak müminlerin vazgeçilmez prensibi olmalıdır. Allah'ım, Adem oğlunun nefsinden, şerrinden sana sığınırım. İnsanların ve cinlerin şerrinden sana sığınırım. Rabbimiz, fitneden ve hayasızlıktan sana sığınırım. Bunların açığından ve gizlisinden bizi koru. Seni zikretmemiz, sana şükretmemiz ve sana güzel ibadet etmemiz noktasında bizlere yardım et. Amellerimizi ve halimizi ıslah et, niyetlerimizi doğru, akıbetlerimizi hayır eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Rabbimiz, amellerimizi kabul eyle ve bize rahmetinle hesapsız ve eşi benzeri olmayan cennetin en yücesini ihsan eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.